Satış bambaşka bir şeydir esasında. Doğru yaparsanız oldukça güzel bir meslek, doğru yapmazsanız zor bir meslek. Önemli olan kimi düşündüğünüzdür. Satış öyle bir şey. Kimi düşünüyorsunuz, kendinizi mi düşünüyorsunuz, karşıdakini mi düşünüyorsunuz? İkna'nın arkasında esasında manipülasyon vardır. Bunu göstereceğim ikna tekniklerini. İkna etmek demek esasında karşımızdaki insanın düşüncesini değiştirmektir. Önemli olan insanı ikna etmeden ikna etmektir. Yani siz ikna etmeye çalışıyorsanız, demek bir şey yanlış yapıyoruz. Doğru niçin kuruyoruz? Satarken doğru niçin kuruyoruz? Onlar adına söylüyoruz. Mesela beden niçin çok önemli, anlatacak. Hepiniz sanıyorum satış veya iletişim işindesiniz, doğru mu? Arkadaşlar şöyle bilgi vereyim. Yani kusura bakmayın, biz aslında öncesinden gelmeniz konuşmamız gerekiyordu. Evet. Burası Birikim Eğitim Kurumları'nın halk ilişkiler birimi. Yani dışa açık yüzü, kurumun dışı açık kanalı. Anladım. İlk gelenlerin karşılaştığı ya da kurumun kendisini ilk defa dışarıda tebarruz ettiği kişiler bu arkadaşlar. Dolayısıyla satış dediğimiz şeyi de özde yapan kişiler, öyle ifade edeyim. Çok güzel. Evet, yani buraya gelen velilerle görüşüyorsunuz, doğru mu? Evet. Buraya gelen velilerle görüşüyorsunuz, evet. Ve onlara bilgi veriyorsunuz. Evet. Ne yapmak istiyorsunuz, sonuçta ne yapmak istiyorsunuz? Kayıt almak istiyorsunuz. Yani ilk defa da kayıt almak istiyorsunuz, iki defa da, üç defa da. İlk görüşmeye kayıt mı almak istiyorsunuz? Yani kafanızda ilk ne geçiyor? İlk görüşmede kayıt. Kayıt. Başka geçmiyor kafanızda. Önce güven, sonra kayıt. Tamam. Olur. Ama sonuçta yine de iyi bir görüşmeyi bitirmeye çalışıyorsunuz. Yani kafanızda bir görüşme mi var? Bir görüşmede bitmez yani bu süreç. İki tamam. Olur, üç olacağı da olabilir tamam. Yani. Tamam. Okey, o zaman ilk görüşmedeki hedefiniz nedir? Hayır, hayır, hedefiniz nedir? Yani ilk görüşme yaptığınız zaman kafanızdan geçen şey nedir? Yani neyi başarmak istiyorsunuz ilk defa? Velinin kafasına efendim? İkna etmek. Bence o daha doğru esasında. Yani esasında tabii satış tabii biraz farklı bir şey. Tabii ben bir saatte tabii hepsini anlatamam. Kitabını da okuyacaksınız. Satış bambaşka bir şeydir esasında. Satış. Doğru yaparsanız oldukça güzel bir meslek, doğru yapmazsanız zor bir meslek. Önemli olan kimi düşündüğünüzdür. Satış öyle bir şey. Kimi düşünüyorsunuz? Kendinizi mi düşünüyorsunuz? Karşıdakini mi düşünüyorsunuz? En büyük farkıdır. Kendinizi düşündüğünüz sürece başarısız olursunuz. Satışta başarısız olmanın kuralı da kendi düşünmektir. Kafanızdan kendinizle ilgili hiçbir şey gelmeyecek. Kural bir. Kendinizi hiç düşünmeyeceksiniz. Tamamen karşıdaki insan düşüneceksiniz. Tamamen karşıdaki insanın iyiliğini düşüneceksiniz. Bütün olay o. İyi niyetli olacaksınız. O da önemli. Yani her şey iyilikten geçiyor aslında. Çünkü siz karşıyı düşürürseniz, iyi niyetli olursunuz. Yani sonuçta satmak değil, karşıdaki insana fayda sağlamak düşürseniz. Sonuçta insanlar bunu anlar ve siz de daha güven içinde, o güven oluşuyor aslında. Güven arkasında esasında biraz iyilik yetiyor. Yani iyi niyet yetiyor. Çünkü satış esasında bir taraftan da kandırmaca mesleği, manipülasyon, yönlendirme. Çok şey var. Değil mi? İkna'nın arkasında esasında manipülasyon vardır. Bugün göstereceğim ikna tekniklerini. İkna etmek demek esasında karşımızdaki insanın düşüncesini değiştirmektir. Önemli olan insanı ikna etmeden ikna etmektir. İkna etmeden ikna etmektir. Yani siz ikna etmeye çalışıyorsanız demek bir şey yanlış yapıyorsunuz. İkna etmemeniz lazım. Karşı insanı istek yaratmanız lazım. İstek yaratmanız, yani duygu yaratmanız lazım. İnsanlara harekete geçen şey duygudur. İnsanlar düşünceyle harekete geçmezler. Düşüncede korku vardır. Duyguda sevgi vardır. Sevgiyi satmanız lazım. Sevgi, yani iyilik, güzellik, doğruluk. Üç tane şey var. İyilik, güzellik, doğruluk. Samimi, açık, çok önemli bir şey. İletişimde açık ve samimi olmalı. Yani doğruları söylemek gerekiyor. İnsanları kandırmanız gerekiyor. Bokul iyiyse, İyiyse. İyi değilse burada olmanız lazım. Bakın çok basit. Ben diyorum ki eğer satamıyorsanız o zaman bu işi bırakın. Veya bu okulu bırakın. Her zaman o kadar basit bir şey. Çünkü eğer iyi bir şey satıyorsanız çok fazla zorlanmamanız lazım. Çok fazla zorlanıyorsanız bu sıkıntıdır. Bu da üçüncü kural. Yani sattığınız şey inanın. Birincisinde dedik aslında iyilik oluyor. İkincisinde kendimizi düşünmüyoruz. Üçüncüsünde sattığınız şeye inanmıyoruz. Dört ise doğru niçin kuruyoruz. Satarken doğru niçin kuruyoruz. Onlara bunu söyleyeceğim. Mesela beden niçin çok önemli, anlatacak. Doğru niçin kurmak demek, karşılığı insanın istediği şekilde konuşmak ve dinlemektir. Yani siz çok hızlı konuşuyorsanız, o çok yavaş dinliyorsa olmaz. Siz çok yavaş konuşuyorsanız, o çok hızlı dinliyorsa yine olmaz.
Ya karşı insan hangi hızla konuşuyorsa siz de o konuda o hızla konuşup o hızla dinlemeniz gerekiyor. Yani karşılık insanla senkronize olmanız gerekiyor. Çok önemli bir şey. Çünkü insanlar kendisi gibi insanlara hoşlanır. İnsanlar kendisi gibi olmayan insanlara ürker. Bu kılık kıyafet dahil tabii. Yani tabii kılık kıyafet en önemlisidir. Yani insanların kılık kıyafetle uyum için olması gerekiyor. Karşımızdaki insanın giyim tarzıyla bizim giyim tarzımızın uyuması gerekiyor. Onun inanç sistemiyle bizim inanç sistemimiz uyması gerekiyor. Onun değer sistemiyle bizim değer sistemimizin uyması gerekiyor. Farklı dünyaların insanlarıysanız ne olur, çok büyük sorun olmaz. Ama o zaman empati yapmanız lazım. Karşı insan anlamanız lazım. Yani sizden farklı bir insansa, şartlarla hiç karşılaşmadığınız bir insansa veya o sizin, onun için siz karşılaşmadığınız bir insansa o zaman karşı insanı anlamamız gerekiyor. Çünkü insanı önce anlamamız lazım ki ona göre ona hitap etmemiz gerekiyor. Son konu ise, yani anlatacağım bunları kafanızda özellikle yer etmesini istiyorum. Sonuç odaklı olmak. Satış sonuçlarla alakalı. Yani satış başından sonuna hep sonuç görmesi lazım. Aynı bir sporcu gibi yani. Sporcular niye başarısız oluyor futbolda? Gol attığını düşünmeyin için. Bugün 0-0 maç olabilir mi? Tabiata aykırı. Niye? Gol attığını düşünmüyor. Avrupa'da ne yapıyor? Kaleyi gördü mü şurada? Biz Türkler onu yapmayız. Biz hava atarız. Pas atarız. Sahaya oynarız. Seyirciye oynarız. Avrupa öyle diyor. Gördüğü zaman gözüne kestir yani şut atar. Ha girer girmez. O ayrı bir şey ama hep bir sonuç vardır yani. Üç pasta gol atar. Biz top çeviririz. Çünkü düşünmeyiz. Bizim için önemli hangi? Beğenilmek. Gol atmak değil yani. Fark o esasında. Onun için yani satışta da sonuç olarak satış yapmanız gerekiyor. Yani hani ben çok iyileşik kurdum, insan beni çok seviyor, ben çok seviyen insanım falan değil yani. Amaç karşımızdaki insanların bizi sevmesi değil, karşımız insanın bizden bir şey almasın. O kadar basit. O yüzden de elinde sonunda sizin sorumluluğunuz satış sonuçlandırmaktır. Çünkü tabii bununla ilgili bir sürü aşamalar var satışla ilgili. Şimdi başlıyorum mesela aslında nereye baktığınız zaman. Şimdi ikna da, ikna arkası insan var. Ve iletişim var. İki tane şey var. İnsan var, iletişim var. İnsan var. Siz varsınız. Karşındaki insan var. Bir de iletişim var. Şimdi onun için en önemli şey aslında benim en baştan başlayalım. İletişim. Sonra ne var mesela? Karşındaki insanla hoşgörü. Yani esnek olmanız gerekiyor. Çoğu insan ezbere satış yapıyor. Yani tabii ki bilim. Anlatabilir ama birebir herkese aynı şeyi anlatmayın yani. O çok büyük hatadır yani. Her gördüğün insana bir şey bilirsiniz. Hepsine aynı işi tekrarlarsınız. Öyle olması gerekiyor. Satışın en başında mümkün olarak dinlemeniz gerekiyor. Konuşmak yerine dinlemeniz gerekiyor ki karşı insanın neye ihtiyacı olduğunu bulun. Yani soru sorup dinlemeniz gerekiyor ki karşıdan neye ihtiyacı var? Seçimine neye göre yapıyor? Kararı neye göre veriyor? Onun için değer sistemi nedir? Yani en önemli şey nedir? Çocuğu için. Yani okulun yeri midir? Okulun eğitim sistemi nedir? Okul sonrasındaki kalınca üniversite sınavıdır, okuldaki diğer öğrenciler midir? Birçok şey var. Yani her velinin tercih ettiği birçok farklı unsur var. Onu bulmanız lazım. Ne istiyor yani? Ne istiyor? Çok önemli şey o ne istediği. Ona göre de görüşmenizi yönlendirmeniz gerekiyor. Sosyal zeka gerekiyor iknada. Sosyal zeka demek satış esasında bir sanat ve bilim sanatı. Sanat dediğim şey her insanda farklı yapılıyor. Bilim bilgiyle yapılıyor. Yani bilgiye ihtiyacınız var, bilgi olmadan satış olmaz temelde. İkincisi de sanat. Niye sanat diyoruz? Çünkü her bir insanla farklı bir şekilde iletişim kurmanız gerekiyor. Her bir insanla. Yani her insanla aynı iletişim kurarsanız 4 kişiden bir kişiye satarsınız. Bak niye satarsınız? 4'te 1'dir. Yani bu şeyi yaparsanız 2 kişiden 1'e satarsınız. Daha fazla satamazsınız. Yani dünyada bunun en üstü %33'tür. Yani 10 kişiye görüştünüz mü 3'e satarsınız. Bu dünya ortalaması. Ha, çok çok iyiseniz hani 10 kişiden 5 satarsınız. Ama 10'da 10 satan dünyada yeryüzünde bir insan yok. Dünyanın içinde çünkü 10'da 10 diye bir şey yok. 10'da 9 yok, 10'da 8 yok, 10'da 7 yok, 10'da 6 yok. En fazla 10'da 3 var. Ne demektir bu? Eğer 3 tane satış yapacaksanız 10 kişi görmeniz gerekiyor. Bu kadar basit bir şey. Sizin bu yeteneğinizle alakalı bir şey değil yani. 10 kişi görmeden 3 tane satış olmaz. Demek ki yeterince insanla görüşmemiz lazım ki o 3 kişi bulalım. Yani 7 tane de başarısız olmamız gerekiyor. Bu da ikinci kural. Yani 7 kişiyle başarısız olacağız ki o 3 kişiyi bulacağız. O 7 tane başarısız olmadan o 3 tane başarılı bir olmuyoruz. Yani ilk temelde bu başarısızlığı da başarıya giden yolda bir
şu olarak düşünün yani, bir adım olarak düşünün. Yani başarısız olabilmeniz gerekiyor. Çok önemli bir şey.